Selamünaleyküm gençler. Şimdi birinci dönemi kapsayan KTT sorularının çözümlemesini yapacağız. İlk soruya bakalım. Müslümanlar Allah'ı görmediği halde inanırlar ve ibadet ederler. Bizler Allah'ı sıfatları ile tanımaya çalışırız. Allah'ın sıfatları ise zati ve subuti olmak üzere ikiye ayrılır. Zati sıfatlar sadece Allah-u Teala'ya has olan, başka varlıklarda hiçbir şekilde bulunmayan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise diğer varlıklarda da sınırlı da olsa bulunan sıfatlardır. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi diğerlerinden farklı bir kategoride yer alır? A. Tekvin, B. Vahdaniyet, C. Kıdem, D. Vücut, E. Beka. Şimdi hatırlayalım gençler. Tekvin ne demekti? Yaratmak fiiliydi, sıfatıydı, değil mi? Allah-u Teala'nın sonsuz yaratmasını anlatan sıfatıydı ve bu subuti sıfatlardandı. Öyle değil mi? Bizler üretiyoruz, Allah-u Teala ise sınırsız ve sonsuz bir yaratmaya sahip. Vahdaniyet, kıdem, vücut ve beka ise zati Allah-u Teala'nın zati sıfatlarındandı. Dolayısıyla buradaki doğru cevap A. Tekvin. İkinci soru, Allah'ın yaratması kesintisiz olarak devam eder. Sadece geçmiş zamanda olup bitmiş bir şey değildir. Yüce Allah her an yeniden yaratmakta ve kainatta tasarrufta bulunmaktadır. Her varlık gibi insan da yaşamını devam ettirebilmek için Allah'ın yaratmasındaki sürekliliğe muhtaçtır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah'ın yaratmasındaki bu özelliğe dikkat çekmektedir? A. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. B. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. C. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı, size şekil verdi, şeklinizi güzel yaptı, dönüş de ancak onadır. D. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. E. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Gençler, burası zaten gayet açık, değil mi? Bütün ayetlerde Allah-u Teala'nın yaratmasından ve kudretinden bahsediyor. Ama B şıkkında aynı zamanda onun her an yaratma haline, yani yaratmasının devam ettiğinden bahsediyor, değil mi? Bizler bir kolumuzu bile kaldırmak istediğimizde Allah-u Teala öncelikle o fiilimizi yaratması gerekiyor ki biz kolumuzu kaldırabilelim. Örneğin, dolayısıyla onun yaratmasının bir sonu yok. Üçüncü soru, İslam inancında Allah'ın fiil ve sıfatlarından herhangi birine başka varlıklarında sahip olduğunu düşünmek ve buna inanmak kesin olarak reddedilmiştir. Lokman suresi 13. ayette büyük bir zulüm olarak nitelenen bu eyleme ne isim verilir? A. İkrar, B. Tasdik, C. Tevhid, D. Taklit, E. Şirk. Gençler, Allah'ın fiil ve sıfatlarından herhangi birine başka varlıklarda da olduğunu iddia etmek. Neydi bu? Hatırlayalım, Allah'a ortak koşmak. Yani Allah'a herhangi bir şeyi denk tutmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla E. Şirk doğru cevap. Dördüncü soru. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Nisa suresi 146. ayet. Yukarıdaki ayette samimiyet, pişmanlık, iyiliğe yönelmek, kararlılık gibi tövbenin şartlarından hangileri açıkça vurgulanmıştır? Burada önemli olan açıkça hangilerinin vurgulanmış olması gençler.
Yoksa tövbenin geçerliliğini konuşmuyoruz burada. Tövbenin geçerliliği için hepsi de gerekiyor. Ama bu ayet-i kerimede vurgulanan hangisi? Birinci ve üçüncü şıklar. Yani samimiyet ve iyiliğe yönelmek. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevap. Beşinci soru. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayakta iken, yani hangi durumdaysa fark etmez demek istiyor. Her durumda iken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Yunus suresi 12. ayet. Bir diğer ayette dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Onları karaya çıkararak kurtardığında içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Lokman suresi 32. ayet. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslüman için ayetlerden çıkarılacak temel mesajdır? A. Sıkıntılı durumla karşılaştığımızda Allah'a dua etmeliyiz. B. Dua sıkıntılı durumlarda değil, işler yolundayken yapılması gereken bir ibadettir. C. İnsan rahat zamanlarında da sıkıntılı zamanlarındaki gibi Allah'a dua etmelidir. D. Zor zamanlarda yapılan dualar en makbul dualardır. E. Allah zorlukta kalıp kendisine yönelen kulunu sıkıntısından kurtarır. Gençler, bu soruda gayet açık. Tabii ki de zor zamanlarda Allah'a yöneldiğimiz gibi iyi zamanlarımızda da bir sıkıntımızın olmadığı zamanlarda da Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Allah'ın nimetlerinin farkında olmamız gerekiyor. O iyi halimizi şükredebiliyor olmamız gerekiyor. Altıncı soru. Peygamberimiz gençlere ayrı bir önem vermiştir. Çocuklara ve gençlere yönelik tutumlarıyla geleceğin yetişkinlere ne kadar önemli birer insan oldukları duygusunu yaşatmıştır. Buna göre gençleri özgür düşünmeye teşvik etmesi, çocuklara yetişkin bir insana verdiği gibi selam vermesi, yararlı şeylerden çekinmeden istifade etmeye yönlendirmesi, sonucu ne olursa olsun doğru bildiğini cesaretle ifade etmeleri konusunda yüreklendirmesi davranışlarından hangileri onun bu özelliğine örnektir? Gençler, bu konuyu uzunca konuşmuştuk. Hatırlayalım. Bunların her birinde Peygamber Efendimiz yapmış. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevap. Bütün şıklar doğruydu. Peygamber Efendimizin gençlere, çocuklara karşı tutumu onlar tarafından da çok sevilmesini ve bu yüzden de en büyük destekçilerinin de yine bu gençlerden olmasını sağlamıştı. Hatırlayalım, bunları fazlasıyla vurgulamıştık. 7. soru. Hicretin 5. ayında muhacirler ile ensar arasında muahat yani kardeşlik antlaşması yaptığında Hazreti Peygamber kendisine kardeş olarak seçmiştir. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyelere katılmıştır. Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı kendisine Haydar-ı Kerrar ismi verilmiştir. Yani döne döne saldıran ismi verilmiştir. Verilen bilgiler hangi sahabeye aittir? A. Musab bin Ümeyr, B. Üsame bin Zeyd, C. Muaz bin Cebel, D. Hazreti Ali, E. Hazreti Osman. Burada gençler kahramanlığıyla aynı zamanda bir de bilgeliğiyle ön plana çıkmış bir sahabiydi, değil mi? Ve Peygamber Efendimizin
Birlikte büyüdüğü, çocukluktan itibaren kardeş gibi büyüdüğü, daha sonrasında muahhat uygulamasında da yine kendini kardeş seçtiği Hazreti Ali'den bahsediyoruz burada. Sekizinci soru. Mekke'nin en zengin ve en asil ailesine mensup olup refah ve bolluk içerisinde yetişmiş, kılık kıyafeti, nezaketi ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derecede zeki ve akıllı oluşu, aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği, yani imrendiği bir gençti. Ailesi onu İslam'dan vazgeçirmek için her yola başvurmuş ama o ailesini de servetini de terk edip Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmiştir. Müslümanlarla Habeşistan'a hicret etmiştir. Birinci Akabe biatında Medineliler kendilerine İslamiyet'i öğretecek bir öğretmen isteyince Hazreti Peygamber onu bu göreve tayin etmiştir. Medine'de birçok kişi İslam'a onun çabasıyla girmiş ve birçoğu İslam'ı ondan öğrenmiştir. Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ali, B. Muaz bin Cebel, C. Musab bin Ümeyr, D. Üsame bin Zeyd, E. Hazreti Osman. Gençler hatırlayın, hem ilk öğretmen oluşuyla hem zengin olup da tüm o zenginliği elinin tersiyle itmesi ve en sonunda üstünü örtecek bir kefeni dahi olmayarak vefat etmesi ve Hazreti Peygamber'in övgüsüne mahzar olması ve Uhud şehitlerinden biri olmasıyla bilinen Musab bin Ümeyr'den bahsettik. Dokuzuncu soru. Hazreti Peygamber'den aldığı bilgi sayesinde İslam esaslarının en seçkin öğreticilerinden biri olmuştur. Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış, aynı zamanda onu doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hazreti Peygamber'in hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği yaklaşık 2210 hadisle en çok hadis aktaran 7 alim sahabeden biri olmuştur. Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Cafer bin Ebi Talip, B. Hazreti Fatıma, C. Muaz bin Cebel, D. Hazreti Ayşe, E. Esma binti Ebi Bekir. Gençler kimdi bu? Alimliğiyle ön plana çıkmış olan Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'den bahsediyoruz, öyle değil mi? En çok hadis rivayet eden 7 sahabeden biri. Muksirun dediğimiz 7 sahabeden biri Hazreti Ayşe. 10. soru. Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir. İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır. İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Ashab-ı Suffe, B. Ashab-ı Keyf, C. Darun Nedve, D. Darul Erkam, E. Hilful Fudul. Gençler burada kimden bahsediyordu? Keyif suresinde bahsedilen mağara olayı değil mi? Keyif mağara demek, ashab da arkadaş demek, yani mağara arkadaşlıkları, arkadaşları anlamına gelen ashabı keyiften söz ediyoruz. Evet gençler, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.